Fuat Uğur Fetullah öldü şayiasını çıkaran Gülen ailesi paçayı kime kaptırdı? İki gündür ortalık yıkılıyor sosyal medyada. Önce FETÖ başının öldüğü haberi yayıldı. Ardından Fetullah'ın yeğenlerinden Kanada'da ikamet eden Kemal Gülen, Muhterem Hoca Efendi'nin sıhhati gayet yerindedir diye bir açıklama yapınca baktım, Muhterem tagıyla Twitter'da yer yerinden oynuyor. Türkçenin ilk kez işittiğim en suntulu küfürlerini ki ben epey aşinayımdır çoğuna okumak durumunda kaldım. Hesaplara baktım, muhalifi muafıkı hepsi de Fethullah iblisinin gelmişini geçmişini yedi sülalesinin hatını sormaktaydı. Kısaca Fethullah'ın şefaatçi olacağım ilk kişi olarak tarif ettiği Bülent Ecevit'in bir şiirinde belirttiği gibi Türkçenin ferah gönlünce küfretmişiz anlaşılan. Ama bir baktık ki öldü söylentisi çıkaranlar da FETÖ başının yeğenlerinden başkası değil. Onların kullandığı internet sitelerinden dolaşıma sokulmuş. Yani Gülen ailesinin etkili olduğu FETÖ'nün ABD'deki onaylı yayıncısı Tugra Books ve Blue Press'in Twitter hesaplarından. Yaptıkları duyurularda Fethullah Gülen'in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyol olduğu belirtilmekteydi ve taziye formatındaydı. Fakat çok kısa bir süre sonra silindi, ilginçti. Neler oluyor diye Ümit Akdemir'e sordum, iç çatışma abi dedi. Anlattıkları şöyle. Bu şayayı Gülen'in yeğenleri çıkardı. Çünkü Fethullah'tan sonra kimin geleceğinin tartışmaya açılmasını sağlamak istiyorlar. Asıl sebep Gülen ailesinin örgütü Mustafa Özcan'a teslim etmek istememesi. Ortada dolaşan söylentilere göre Fethullah'ın bir vasiyeti var. FETÖ elebaşı 2009-2010 yılları arasında kardeşi Mesih Gülen'e Bediüzzaman Said Nursi'den geldiği iddia edilen bir sarık ve cübbeyi vererek bunları sakla bir de vasiyetim var bu zarfı al ben öldükten hak vaki olduktan sonra açıklarsın demiş. Gülen ailesi vasiyetin içinde dünya imamı olarak Cevdet Türkiye'nin, Türkiye imamı olarak da Numan Yılmaz'ın yazdığını biliyor çünkü bu zarf ellerinde ve açtılar. Halen Avrupa'da yaşayan Mesih Gülen, tahtın tek varisi olmak için neredeyse tüm örgütü ele geçiren Mustafa Özcan'la arası açık olduğundan bu vasiyeti içeren zarfı Gülen'in ailesine vermiş olabilir. Fethullah'ın ailesi şimdi bu zarftaki bilgileri Mustafa Özcan'a karşı kullandıklarını sanıyorlar. Oysa Mustafa Özcan bütün birimleri, derin yapıyı, parayı, her şeyi ele geçirmiş durumda. Gülen ailesinin bilmediği şu. Vasiyete tahtın varisi olarak açıklandığı ileri sürülen Cevdet Türk yolu da Mustafa Özcan'a biat etmiş durumda. Yani FETÖ elebaşı ölür ölmez vasiyet güya ilk kez açıklandıktan sonra kendi ismi duyulduğunda veliahtlıktan çekildiğini bildirecek. Fetullah son günlerde saçmalamaya başlayınca Özcan grubu Alzheimer olduğunu yaydı. Gülen ailesi sıkıştı. Gülen'in öldüğü haberini yayarak vasiyeti tartışmaya açmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. İngiliz oyunu budur. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin oluşturduğu Anglo-Sakson ittifakı geçen yıl bir kumar masası kurdu ve karşısına da Rusya'yı oturttu. Rusya oturmak zorunda kaldı çünkü masada yumuşak karnı Ukrayna ve halkı vardı. Anglo-Sakson ittifakının kendilerine seçtiği ya da mecbur bıraktığı yancıları ise Almanya-Fransa ekseninde toplanan AB ülkeleriydi. Anglo-Sakson ittifakının eli güçlüydü. Koz olarak sürdükleri Ukrayna'yı NATO üyesi yapacaklarını söylüyorlardı. Amaçları Rusya'nın elinde ne varsa ne yoksa almaktı. Rusya ise doğal olarak bunun bir varoluş yok oluş meselesi olduğunu anladı ve kendi elini açtı. Neredeyse 15 gündür yaşadıklarımız işte bu açılan kumar masasının Putin tarafından devrilmesinin sonucu. Ama ABD, İngiltere kumarı sürdürüyor. Bu kez masada tüm dünya var. Yaptırımlarla Rusya'yı çökertmek, artan petrol ve gaz fiyatları, pahalılık, gıda kıtlığıyla dünyayı biçimlendirmek. Üstelik oynanan oyun öylesine ustalıkla kurgulanmış ki bu süreçten en az zarar gören ülkeler ABD ve İngiltere olacak. ABD'nin enerjisi de gıdası da kendine yetiyor biliyorsunuz. Bu konuda en büyük mütefiki İngiltere'yi yalnız bırakmayacağı da ortada. Şu anda Avrupa'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı ise çoktan 2 milyonu geçti. Peki İngiltere bu 2 milyon mülteciden kaçını kabul etti dersiniz? Yalnızca 300 kişiye yazıyla 300. Anlayacağınız kabak yine Almanya başta AB ülkelerinin başına patladı. Kısaca Anglo-Sakson ittifakının Rusya kumağının bedenini Ukrayna halkıyla birlikte başta Türkiye gibi enerji bağımlılığı olan ülkeler ve AB üyeleri ödüyorlar. Sonunda bir Adalet Bakanı'ndan yıllardır beklediğimiz hareket geldi. Önceki gün Bergen filmini izledim bir arkadaşımla. Artık pandemi döneminin bitmekte olduğu, sahir gün olmasına rağmen sinemanın hayli kalabalık olmasından anlaşılıyordu. Filmin sanatsal yanı ile ilgili fikirlerimi sosyal medya hesaplarımda paylaştım, burada tekrarlamayayım yeniden. Sadece şunu söyleyeyim, izlemeye değer bir film olmuş. Filmin sonunda sahne adı Bergen olan şarkıcı Belgin'e defalarca şiddet uygulayan, onu sahte nikahla kandıran Sahtekarlı ortaya çıktıktan sonra gerçekten evlenen ama şiddetin dozunu daha da artırarak yüzüne kezzap atıp bir gözünü kör eden, sonra sahnede şarkı söylerken bıçaklattırılan, en nihayetinde öldürülen Halis Serbest'in, kaçtı Almanya'da birkaç yıl yatıktan sonra iade edildiği Türkiye'de iyi halden sadece 7 ay yatırılarak tahliye edildiğini öğrendik. Kadın cinayetleri, şiddet, gel de isyan etme. Asıl cinayeti işleyenler aslında bu türden kararları veren savcı ve hakimler. Çünkü böylesi potansiyel ruh hastası katiller aldıkları cezalarla cezaevlerinde ömür boyu unutulacaklarını bilseler, buna örnek kararlar olsa kendimi bir tahrik ettirsem bir de iyi hal göstersem 3-5 yılla çıkarım hevesine kapılamazlar. Dün bu konuda geleceğe dair ümitlerimizi artıran bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat'ta kendisinden ayrılmak için babası Mehmet Demirel'e sığınan eşi Özlem Ağa, 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağa'nın tahliyesini isteyen savcıyla tahliye eden hakim hakkında hakimler ve savcılar kuruluna inceleme yapılması izni verdi. Kayınpederi Mehmet Demireli de bacağından bıçaklayan Samet Ağa, önce tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı, ancak cezaevinde 3 ay yattıktan sonra ağın avukatı müvekkilinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması için başvurdu. Savcı bu talebi uydu, hakim de tutukluyu adli kontrol şartıyla tahliye etti. Böylece bir kadın cinayetine daha davetiye çıkarıldı adalet eliyle. Bıçaklanan ve ağır yaralanan eşin yargı kararına isyanı medyaya yansıyınca Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine mahkemece Samet Ağa hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı ve tutuklandı. Savcı ve hakimin bu kararına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da büyük bir tepki gösterdiği ve ''Ey hakim sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Ondan sonra yargıya hakaret.'' Ben bu ülkede cumhurbaşkanı isem, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sona kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Hakim olabilir, savcı olabilir fark etmez, adalet ortada kalamaz, yerde sürünmez. Onun için gereğini yapacağız dediği basına yansıdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tahliye kararı isteyen ve tahliye eden savcı ve hakim hakkında inceleme başlatılması için HSK'ya talimat verdi. Fuat Uğur Ali Saydam Daha iyisi yapılana kadar en iyisi. Fantastik sinemayı yapmakta izlemekte zordur. İzlemesi zor çünkü insan bir anda gördüklerinin absürt, uyumsuz, saçma olduğu duygusuna kapılabilir. Yabancılık hissedip yatağın altında mercimek varmış gibi huzursuzlanabilir. Fantastik sinema polisiye gibi son derece özel bir alandır. Yapımındaki en küçük hata misliyle büyüyerek perdeye, ekrana yansır. Perapalas'ta gece yarısı da tipik bir fantastik sinema örneği. Amerikan sinema eleştirmenleri içinde tarihe geçen ender yazarlardan biri olan Bruce Williams'ın dörtlü değerlendirmesini bir kez daha hatırlayalım. İyi yapılmış iyi film, kötü yapılmış iyi film, iyi yapılmış kötü film, kötü yapılmış iyi film. Biz yapım için asla kötü diyemeyiz ama belki Williams'ın da ufak bir katkıyla özensiz yapılmış iyi film diyebiliriz. İlber Ortaylı katıldığı bir TV programında Atatürk'ün boyunun 1.61 santim olduğunu söylemişti. Kimse emin değil ama orta boylu olduğu biliniyor. Herkes en azından dizide kendisini canlandıran Hakan Dinçkol gibi 1.89 boyunda olmadığına emin. Bu konumlandırma Atatürk'ün boyuyla ilgili bir lokma fikri olanları son derece irite etmiş. Özel hafiye rolündeki Selahattin Paşalı, İngiliz subay rolündeki James Chalmers ile Ahmet rolündeki Tansu Biçer'in oyunculuğu, dış çekimler, prodüksiyon mükemmel. Hazal Kaya'nın da çok zor bir işe soyunduğu ortada. İki ayrı kişiyi hem de fantastik sinemada canlandırmak kolay kolay altından kalkılabilecek bir iş değil.'' O nedenle eleştirilerin büyük kısmını hak etmediğini düşünüyorum. İzlerken eşimin bir doğum günümde yaptığı sürprizi hatırladım. Akşam yemeği için gitmiş, müthiş, zarif ve estetik yaklaşımını yıllardır koruyan o atmosferi yaşamıştık. Öte yandan yapımın Perapalas Otel'in uluslararası tanıtımına faydası ölçülemez boyutlarda. İstanbul ve Türkiye markasına da beğeniye layık pek çok yönünün yanında bu özelliğiyle de alkışı hak ediyor doğrusu. Netice-i kelam daha iyisi yapılana kadar en iyisi budur. O nedenle de Pera Palas'ta gece yarısı iyi ki yapılmış, keşke devamı da çekilse. Gözümüze takılanlar Özellikle iş ve iletişim yönetiminde kullanılan ithal akademik terminoloji anlamda bazı sorunlara yol açıyor. Cumartesi günkü yazımızda Cause Related Marketing kavramının Türkçe'de neden ilişkili pazarlama olarak kullanıldığını yazmıştık. Okurumuz Bekir Yeşilyurt "Coş" kelimesi yerine "ülkü" ideal karşılıklarını daha uygun bulmuş. Biz de buradan yola çıkarak toplumsallık odaklı pazarlama kavramını önerebiliriz. Big Chefs UNESCO Dünya Mirası listesine giren illeri destekleme kararı almış. Hataya özgü bazı lezzetler restoranın menüsüne eklenecekmiş. Projeyle hem gastronomi kültürümüzün bilinirliği artırılacak, hem de yerli üreticilere destek olunacakmış. İtibar odaklı bu proje'nin iletişiminde Big Chefs'in desteklediği diğer illerinde açıklaması iyi olurdu. Gazlı içecek üreticileri su tüketimi ve plastik atıklar nedeniyle çok eleştiriliyor. PepsiCo bunu aşmak için küresel vatandaşlık ilkeleri ve kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde bir hamle yapmış. Şirket 2025 yılı itibariyle Türkiye'deki Pepsi, 7 Gün ve Fruko gibi içecek markalarının pet ambalajlarının tümünün %100 geri dönüştürülmüş plastikten yapılacağını açıklamış. Medya Evi İletişim Danışmanlığı Hilal Işık Arı Rusya-Ukrayna savaşının ülkemize Rusya'dan gelen turist sayısını etkilemesi bekleniyor. Turizm şirketlerine dijital pazarlama hizmeti veren Digital Exchange buna karşılık sosyal medyada yapılacak "Arkadaşını Türkiye'ye Getir" kampanyasını önermiş. İletişim alanında buna gündem yönetimi diyoruz. Mevcut durum konusunda ses getiren aksiyonlarla itibara katkı yapmak için doğru bir yöntemdir. PR İletişim Berker Ayvacı. Ali Saydam